Fransa ve İsviçre'de doğurganlığı araştıran bir sosyoloji öğrencisi iki ülkede doğan bebeklerin sayısı arasında bir fark olup olmadığını test etmek istiyormuş. Sosyoloji öğrencisi iki ülkeden kadınlardan oluşan rastgele iki örneklem alıyor. Testlerin sonuçları aşağıda verilmiştir. Bir bakalım. Fransa'dan ve İsviçre'den boyutu 100 olan örneklemler alınmış. Örneklemlerin boyutunun aynı olmasına gerek de yok ama olsun. Ortalama, standart sapma ve ortalamanın standart hatası da bunlar. Ortalamanın standart hatası örneklem ortalamasının örnekleme dağılımının standart sapması olarak kullanabileceğimiz değerdir. Burada yapılan t testinin popülasyonların ortalamasının farklı olması üzerine yapıldığı belirtilmiş. Ama isterseniz yani neler olup bittiğini anladığımızdan emin olmak için bunun ne anlama geldiği üzerinde biraz duralım. E, sıfır hipotezi Fransa'daki kadınların sahip oldukları ortalama bebek sayısının İsviçre'deki kadınlardan farklı olmadığını iddia edecek ve sıfır hipotezinin statiko yani bir değişiklik olmaması durumu olduğunu düşünebiliriz. Karşıt hipotez ise bu ortalamaların farklı olduğunu ileri sürecek. Aynen burada gördüğümüz gibi bu t testi ile karşı hipotezi değerlendirip değerlendirmememiz gerektiğine bakıyoruz. Sıfır hipotezinin doğru olduğunu varsayacağız. Buradan bir t değeri hesaplayacağız. T değeri ve serbestlik derecesi ile de bir p değeri bu p değeri anlamlılık düzeyinden küçükse sıfır hipotezini reddedeceğiz ve karşıt hipotezi değerlendireceğiz. P değeri anlamlılık düzeyinden büyük olursa da sıfır hipotezini reddetmeyeceğiz ve bu da karşıt hipotezi değerlendiremeyeceğimiz anlamına gelecek. Peki buradaki durum nedir? Yapmamız gereken bununla anlamlılık düzeyini karşılaştırmak. Bakın Alfa eşittir 0,05 anlamlılık düzeyinde ülkelerde doğan bebeklerin ortalama sayısı arasında fark olduğu sonucuna ulaşmak için yeterli kanıt var mıdır diye soruyorlar. P değerinin alfadan büyük olduğunu görüyorsunuz değil mi? Bu yüzden de sıfır hipotezini reddetmeyeceğiz. Soruyu da yanıtlayalım arada bir fark olduğuna dair yeterli kanıt yoktur diyebiliriz. Evet, sıfır hipotezini reddedip karşıt hipotezi değerlendirmek için yeterli kanıt yoktur.